Ama siz yaptıklarınızdan hicap bile duymuyorsunuz. İçinizden kaçı 15 Temmuz'da sokaktaydı? Hiç mi? El kaldırın bakayım. Kaçı? Kaç kişi? Kaldırın. Zannedilir ki çatışmalar doğru ile yanlış arasında yapılır. Ortada bir çatışma varsa. Sayın milletvekilleri, Hatip'i dinleyelim. Suskunuz. Sayın milletvekilleri, lütfen Hatip'i dinleyin. Ortada bir çatışma varsa, aziz milletim, bakın. Ben konuşmak isteyene söz veririm, merak etmeyin. Hatip'i dinleyelim. Ortada bir çatışma varsa, bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir. Doğruyla yanlış çatışır, yanlışla yanlış da çatışır. Batılla batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlar İslamcı falan demeyin. Bunlar makyavelist, bunlar oportunist. Bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar değerli arkadaşlar. Ne oldu 15 Temmuz'da? Ne oldu 15 Temmuz'da burada dört parti aslanlar gibi imza verdi. Yeni Kapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz. Anayasayı referanduma giderken CHP'den kurtuldunuz. Ama bugün MHP'ye ihtiyacı olduğu için MHP ile yan yana duruyorsunuz. Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. 15 Temmuz bahane, 15 Temmuz bahane. Bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Bakın. Liberal, komünist, milliyetçi, Türkçü, irticacı diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede. Ha şimdi de siz uydurdunuz FETÖ'cü iltisaklı irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir? Alparslan Kuytulu niye içeri attınız? Ha sıra öbür cemaatlerde mi? Nakşilerde mi? Kadirilerde mi? KHK ile sivil ölüye çıkağa çevirdiğiniz insanları şimdi bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz. Anayasayı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz. Bak, sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz. Sizden beklenir, şaşırmıyoruz. Müsle var ya, müsle sizin işiniz. Hainler mezarlığı sizin icadınız. Müsaadeniz de sizin sanatınız değerli arkadaşlar. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız. Bunu niye yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu şunun için yapıyorsunuz. O ne derse o diyorsunuz. Şundan vazgeçin. Ya benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. En çok aldanana kulluk ediyorsunuz. Allah'a kulluk etmiyorsunuz. Aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Karşılıklı konuşmayın değerli arkadaşlar. Bakın, size şimdi milletten bana gelen mesajları aktaracağım. Bize neden bunları daha önce söylemediniz, bizi niye daha önce uyarmadınız diye aktaracağım. Beddua alıyorsunuz. Ocakları sönsün diyor insanlar size. Soyları kurusun diyor insanlar size. Allah belalarını versin diyor insanlar size. Sayın İslam. İleride toplum içine çıkamayacaksınız. Siyasetler sonunuz yakın. Biz geliyoruz. Gideceksiniz. Lütfen konuşmanızı temiz bir dille devam edin Sayın İslam. Buyurun Sayın İslam. Sayın Başkan. Benim üslubuma Hatip seviyesiz dedi. Onun cevabını vermek istiyorum. Evet, oturduğunuz yerden verin. Hayır, kürsüden eşit şartlarda. Sayın İslam, lütfen oturduğunuz yerden açayım. Hayır, oturduğum yerde ya konuşmam ya buradan konuşurum Sayın Başkan. Sayın İslam. Arkadaşımız buradan konuştu, ben de kürsüden konuşmak istiyorum. Sayın İslam, hangi sözler için söylüyorsunuz? Seviyesiz, en seviyesiz Hatip dedi bana. Ben buna Sayın layık İslam değilim. Başka bir sataşmaya söz vermek kaydıyla söz veriyorum. Lütfen siz de konuşmanızda dikkat ederek konuşalım. Lütfen. Ve bu tartışmayı bitirelim.
Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri. Aziz milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Değil mi? Bunlar AK Parti. Değerli grubu. Milletvekilleri. AK Parti grubu. Salonun sükunetini bozmayalım size lütfen. Size şikayet ediyorum size. Salonun sükunetini bozmayalım. Farklı söze tahammülleri yok. Salonun sükunetini bozmayalım değerli arkadaşlar. Bize seviyeden bahsediyorlar. Bakın ben size seviyeden bahsedeyim. Siz gidin bu uyarınızı ananı da al git diyene yapın. Siz gidin bu uyarınızı bize hain diyene yapın. 15 Temmuz akşamı nerede olduğumu da gidin kendi teşkilatlarınıza sorun. Ama çare yok. Sayın İslam. Gideceksiniz.